Suriyeli mülteci İstanbul'da restoran zinciri kurdu. Organ taramasında yeni dönem başlıyor. Oscar adayları açıklandı. Bunlar bu hafta paylaşacağımız haberlerden bazıları. Burası Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyoları. Ben Ayşe Gülsümet, gündem başlıyor. Suriye'deki iç savaştan kaçan mülteciler sığındıkları komşu ülkelerde yeni bir hayat kurma mücadelesi veriyor. Şu ana kadar Türkiye'ye gelen Suriyeli mülteci sayısı 2 milyonu aştı. Bunların büyük bir kısmı hükümetin sağladığı çadır kentlerde yaşarken bir kısmı da büyük kentlerdeki akrabalarının yanına yerleşerek hayata sıfırdan başlamaya çalışıyor. Büyük kent yaşamını seçen mültecilerden biri de Muhammed Nizar Bitar ve ailesi. İç savaş nedeniyle 4 yıl önce Şam'daki düzenini bırakıp Türkiye'ye göç etme kararı alan Muhammed Nizar İstanbul'a gelmiş ve restoran işine girmiş. Suriyeli girişimci bugün 5 şubesi olan bir restoran zincirinin sahibi. İşte Muhammed Nizar'ın mültecilere umut veren hikayesi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli mülteciden biri olan Muhammed Nizar Bitar'ın hayatı diğerlerinden farklı. Restoran işletmecisi Muhammed Nizar, ticaret hayatında çok başarılı bir noktaya gelmeyi başardı. Şam'da mozaik imalatı yapan Muhammed Nizar, ülkesinde yaşanan iç savaş nedeniyle 4 yıl önce Türkiye'ye göç etme kararı verdiğini söylüyor. Eşi ve çocuklarıyla sıfırdan bir hayat kurmak için İstanbul'a gelen Suriyeli girişimci şu an 5.sini Taksim'de açtığı restoranlar zincirinin sahibi. Biz Suriyeli burada geldik, mülteci gibi görüyorlar bizi ama biz aynı zamanda iş yapıyoruz, müşteri getiriyoruz. Şimdi benim ortakları sadece Suriyeli değil, Suudi Arabistanlı ortaklar var, Türkler ortak var. Şu anda yeni ortak şöbe başladı, istiyorlar. İstiyorlar şöbe, yani tarbuş olarak veya lokanda olacak şöbe istiyorlar bizden. Ve şu anda oldu. İki şöbe Türkler. Demek biz o ortak fırsatı veriyoruz. Suriyeli. New Zealand'da bir tane, New Zealand'da adam. Suudi Arabistan'dan var 2-3 tane, Katar'dan bir tane var. Bu yatırım yapıyorlar. Yani biz şu anda magnetik gibi cazip şey teşvik veriyoruz başka insanlar için. Biz Şam'dan geldik mesela ve Halep'ten geldik. Bizim mutfağı Osmanlı bir parçadır. Ama Suriye mutfağı biraz baharatlı, farklı. Biz orta yani orta şey orta şeker yaptık. Hem biraz baharatlı olsun. Hem çok fazla baharat mı şey mesela Hindistan mutfağı, Çin mutfağı Türkler kesinlikle sevmezler. O yüzden biz orta yoldayız. Her zaman orta daha iyi. Şu anda bizim müşteri yaklaşık %25 Türkler, %30 göre Türkler, %5 yabancılar, Fransa, İtalya. Burada otel, yakın otellere kalıyorlar. Öbürü Iraklı, Suriyeli. En fazla Suriyeli. Ama şu anda değiştiriyor. Şu anda Türkler iyi iyi bayağı falafel yemekleri seviyorlar. Bizim gençler. Burada çalıştığı zaman daha iyi uzak bir yerde Avrupa gitmesi. Ben onu istemiyorum. Ben onu şey burada çalışırsınlar. Gidiyorsun Avrupa sonra çocuklar alıyorsunuz. İlk şey %20 ölüm. Ölüm, tehlike ölüm vardır. Yani şeyde yollarda. Madem ki Avrupa halkı ve şeyde seni istiyor. Neden açık yollar vermiyorlar? Neden uçak göndermiyorlar? Neden o rejimde kaldırmıyorlar Suriye'den? Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'da 1950'lerde ve 60'larda Martin Luther King liderliğindeki medeni haklar hareketine ilgi giderek artıyor. Turistler, Afrika kökenli Amerikalıların beyazlarla eşit haklara sahip olabilmek için verdiği mücadelenin tarihçesini anlatan müzelere ve anıtlara akın ediyor. Amerika'nın güneyinde yaşayan halk, acı hatıralarla dolu geçmişine sahip çıkarken turizmden elde edilecek gelirin kamu eğitimine katkı yapmasını umuyor. Atlanta eski belediye başkanı Shirley Franklin, medeni haklar hareketinin lideri Martin Luther King'in yazdığı mektupları kentin en yeni insan hakları müzesinde saygıyla anıyor. Bu mektuplar sayesinde insanların Martin Luther King'i daha iyi tanıyacaklarını düşünüyorum. Franklin, King'e ait belgelerin korunmasına ve Atlanta'daki insan hakları merkezinin inşa edilmesine öncülük etmiş. Bu merkezin başarılı olacağını düşündüm. Çünkü Amerika, özellikle de Atlanta tarihindeki boşlukları dolduruyor. İnsan hakları ile ilgili bu kadar bilginin Atlanta'da tek bir yerde bulunması mümkün değildi. Atlanta, geçmişindeki karanlık dönemleri kucaklayan çok sayıda kentten biri. Kentteki Medeni Haklar Müzeleri her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçi çekiyor.
Eski belediye başkanı Andrew Young, insanların bu kentte yazılan tarihi öğrenmek istediklerini söylüyor. I think Atlanta is one of the leading. Atlanta, insan hakları turizmine liderlik eden kentlerden biri. Bu kent bizim insan hakları mirasımız. 50 yıl önce medeni haklar mücadelesinin yaşandığı Alabama'yı her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. Fred Gray, Tuskegee kentindeki tarih müzesinin kurucusu. And while we've made a lot of progress, including the Charlie Pollard, the state of Alabama and particularly the Department of Tourism. Alabama insan haklarının ekonomik büyümenin ve gelişmenin motoru olduğunu kabul ediyor. Bu tarihi korumamız gerekiyor. Medeni haklar mücadelesiyle ilgili anıtları ziyaret etmek turistlere heyecan veriyor. Medeni haklar savunucularının burada verdiği mücadeleyi, onların duygularını hissedebiliyorsunuz. İnsanların, çocuklarımızın ilerlemek için öncelikle tarihlerini öğrenmeye ihtiyacı var. Atlanta'da ise Medeni Haklar Merkezi'nin genişletilmesi ve gençler için yeni programlar düzenlenmesi planlanıyor. Hello. How are you? A lot of these events took place long before they came of age. Bu olayların neredeyse hepsi bugünkü neslin siyasi erişkinliğinden önce yaşandı. Dolayısıyla geçmişi öğrenmeleri ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmaları çok önemli. Burası Martin Luther King'in doğduğu ev, geçmişe ait birçok anıttan biri. Atlanta'daki yetkililer bu kenti medeni haklar konulu turizmde ülkenin lideri yapmayı hedefliyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Gündem tıp alanındaki önemli bir gelişmeyle devam ediyor. PET taraması adıyla bilinen detaylı vücut görüntülemede yeni bir dönem başlıyor. İleri teknoloji yardımıyla geliştirilen yeni bir PET taraması, insan vücudunun bütün gizemlerini çözerken kanser, kalp ve beyin hastalıklarında daha etkin tedavi yöntemlerini de geliştirmesi bekleniyor. Explorer adlı devasa cihazın insan vücudunun daha önce hiç görüntülenmemiş yerlerini görüntülemesi bekleniyor. Mevcut PET taramaları vücudun sadece belli bölümlerine odaklanabiliyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı dünyanın ilk tüm vücut PET taramasını geliştirmesi için Ulusal Sağlık Enstitülerinden 15,5 milyon dolar ödenek almış. İnsan vücudu bir organlar sisteminden oluşuyor ve bütün organlar birbirleriyle iletişim kuruyor. Ancak bu iletişimi daha önce görüntüleyemiyorduk. Kemikleri ve organları görüntüleyen röntgen ve MR'dan farklı olan PET taramaları organların ve dokuların molekül seviyesinde nasıl işlediğini gösteriyor, teşhis koymaya yardım ediyor. Bu yeni cihaz ise tıp dünyasını bir adım daha ileri götürüyor. PET taramaları fonksiyonu gösterir. Vücuttaki hücrelerin ne yaptığını görmemizi sağlar. Örneğin ne kadar hızlı oluştuklarını veya nasıl bölündüklerini görebiliriz. Kanser hastalığında bu inanılmaz önemli. Çünkü hastaya verilen ilaçların tümörü yok edip etmediğini izleyebiliriz. PET taramalarında radyoaktif bir madde kullanılıyor. Explorer ise bu maddeyi çok daha düşük dozda kullanıyor ve görüntülemeyi daha hızlı yapıyor. Normalde 20 dakika süren bir taramayı 30 saniyede yapabiliyoruz. Ayrıca şu anda kullanılan radyasyonun çok daha azını kullanarak aynı görüntülemeyi yapabiliyoruz. Yeni görüntüleme cihazının doktorları daha etkili ilaçlara yöneltmesi ve PET taramalarının yol açtığı zararlı yan etkileri azaltması bekleniyor. Her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yılda müzisyenleri, oyuncuları, siyasetçileri ve başka değerli insanları kaybettiğimiz bir yıl oldu. Bu isimlerden bazıları dünyaca ünlüydü, bazıları ise fazla tanınmıyordu ancak dünyaya katkıları şöhretlerinden çok daha büyük oldu.
Amerika'nın Sesi 2015'te aramızdan ayrılan bu değerli insanları getiriyor ekranlarınıza, izliyoruz. The Thrill Is Gone gibi şarkılarıyla hayranlarının sevgisini kazanan gitarist B.B. King, blues müziğinde kalıcı bir iz bıraktı. Farklı bir tarzı olan King, gitar çalarken şarkı söylemeyi sevmezdi. King, 89 yaşında ölene kadar sahnedeydi. James Horner'ın en ünlü besteleri 25 yıl boyunca filmlerin ayrılmaz birer parçası oldu. Titanic filmi için yaptığı beste 2 Oscar ödülü kazanan Horner 61 yaşında uçak kazasında öldü. Şizofreniyle mücadele eden matematik dehası John Nash'in hayatından esinlenen A Beautiful Mind, Akıl Oyunları adlı filmin müzikleri de Horner'a ait. 1994'te ekonomi alanında Nobel ödülü alan Nash, Mayıs ayında geçirdiği trafik kazasında öldü. Star Trek, uzay yolundaki bilim adamı Mr. Spock'ı canlandıran Leonard Nimoy da unutulması zor oyunculardan biri. Nimoy, uzay yolu serisinden sonra oyunculuğa başka rollerde devam etse de her zaman yarı insan, yarı uzaylı Mr. Spock olarak hatırlanacak. Mısır asıllı oyuncu Ömer Şerif, 1962 yapımı Arabistanlı Lawrence filminde başrolü oynadı ve bu rol ona şöhret kapılarını açtı. Şerif, aşk üçgeninde sıkışan genç bir doktoru canlandırdığı Doktor Jivago dahil 100'den fazla filmde rol aldı. Siyasette ise 2015'in en önemli kayıplarından biri Suudi Kralı Abdullah oldu. El-Kaide'ye karşı Amerika'nın yanında yer alan ve krallığı modernleştirmek için bir dizi reform yapan Kral Abdullah'ın önceliği ise İran'ın bölgedeki etkisini kırmaya çalışmak olmuştu. Singapur'un ilk ve en uzun süreli başbakanı Lee Kuan Yew'un 31 yıllık iktidarı 1990'da sona ermişti. Sert kanunlarıyla korku yaratan bir lider olan Kuan, iş dünyasını canlandıran, Singapur'u teknoloji ve finans merkezine çeviren politikalarıyla övgü toplamıştı. Güney Kore'de 1993-1998 yılları arasında iktidarda olan demokrasi yanlısı Cumhurbaşkanı Kim Yong-sam, onlarca yıldır süren askeri rejime son vermişti. Kim, çok sayıda askeri müdahalenin yaşandığı bir ülkede demokrasiye barışçı bir geçişe ortam hazırlamıştı. Every economic indicator shows gaping white-black disparities. Medeni haklar savunucusu Julian Bond, Amerika'da insan hakları yasalarının değişmesiyle sonuçlanan protesto gösterilerinde ön saflarda yer almıştı. Bond, 10 yıl boyunca siyahlara karşı ayrımcılıkla mücadele eden NAACP adlı örgütün başkanlığını yapmıştı. Amerikalı ressam ve heykeltıraş Ellsworth Kelly, renkli soyut çalışmalarıyla ün kazanmıştı. Kelly'nin canlı, geometrik şekilli resimleri ünlü sanat müzelerinde sergileniyor. Roman yazarı Jackie Collins, Hollywood skandallarını anlatan hikayeleriyle milyonların hayranlığını kazanmıştı. Hollywood Wives, Hollywood Kadınları adlı kitabı dünya çapında 15 milyon satmıştı. Beyzbol yıldızı Yogi Berra 90 yaşında öldü. Berra'nın oynadığı dönemde New York Yankees 10 kez dünya şampiyonluğu kazanmıştı. Berra adını beyzbola altın harflerle yazdırdı. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Sinema severlerin her yıl merakla beklediği Oscar töreni yaklaşıyor. 28 Şubat'ta sahiplerini bulacak Oscar ödülleri için yarışan adayların isimleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yılda listede birbirinden başarılı filmler ve oyuncular var. Hollywood yıldızlarının kırmızı halı üzerinden hayranlarını selamlamasıyla başlayan Oscar töreni, sadece dünyanın en saygın ölü törenlerinden biri değil, aynı zamanda film yapımcılarının yaratıcılığını ve cesaretini tüm dünyanın gözleri önüne seren bir sinema şöleni. Gelin bu yılki Oscar adaylarını yakından tanıyalım. Sanat ve Bilim Akademisi, gerçek hayatı yansıtan kaliteli ve yüksek bütçeli filmleri sever.
Oscar ödüllü yönetmen Alejandro Iñárritu ve sinematograf Emmanuel Lubezki'nin son filmi Revenant, Diriliş, kısmen gerçek bir öyküye dayanıyor. Film aile bağlarını ve insan ruhunun azmini konu alıyor. Ancak bu filmin çok güçlü rakipleri var. The Boston priest molested kids in six different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. Yetenekli yönetmen Tom McCarthy ve senaryo yazarı Josh Singer imzalı Spotlight, düşündürücü öyküsü, mükemmel diyalogları ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmde Boston Globe gazetesinin araştırma ekibi, Boston'un Katolik Kilisesi'nde yaşanan çocuk tacizi skandalını yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. 1976 yapımı All the President's Men, Başkanın Tüm Adamları gibi Spotlight'ta özgür basının yolsuzlukları ortaya çıkarma gücüne övgüde bulunuyor. The Danish Girl, Danimarkalı Kız da Oscar ödüllü yapımcı Tom Hooper Turns, 1920'lerde Kopenhag'da yaşayan ünlü ressam Einar Wegener'in cinsiyet değiştirerek Lily Elbe'ye dönüşme mücadelesini aktarıyor. Cinsiyet değiştirme ve cinsellik diyaloglarıyla dikkat çeken filmde, geçen yıl Stephen Hawking'i canlandırdığı rolüyle Oscar alan Eddie Redmayne'in kırılgan ama cesur Lily'ye dönüşmesini izliyoruz. Redmayne, filmdeki muhteşem oyunculuğuyla bu yılda Oscar kazanabilecek adaylar arasında gösteriliyor. Ancak Redmayne, Diriliş'te Hugh Glass'ı canlandıran Leonardo DiCaprio ve Steve Jobs'ta başrol oynayan Michael Fassbender'la yarışıyor. Ancak en iyi kadın oyuncu adayları arasında seçim yapmak daha da zor görünüyor. Carol filminde lezbiyen bir ev kadınını canlandıran Cate Blanchett favori adaylar arasında bulunuyor. Todd Haynes'in yönettiği romantik drama türündeki Carol, 1950'lerde New York'ta yaşayan iki kadının aşk hikayesini konu alıyor. Brie Larson, Room, Oda filmindeki Ma rolüyle favoriler arasında gösteriliyor. Larson, kaçırılarak penceresiz bir odaya kapatılan ve hayatını tecavüz sonucu doğurduğu oğluna adayan bir kadını canlandırıyor. Larson'ın güçlü oyunculuğu, filmde Ma'nın 5 yaşındaki oğlunu canlandıran Jacob Tremblay ile kurduğu muhteşem anne-oğul ilişkisiyle daha da parlıyor. Adam McKay'in The Big Short, Büyük Açık adlı filmi de güçlü oyuncu kadrosu ve Amerika'da 2007'de patlayan konut krizini anlatan senaryosuyla öne çıkıyor. Mad Max serisinin yönetmeni George Miller'ın kıyamet sonrasını anlatan Mad Max Fury Road adlı filmi de Oscar yarışına girmeyi başardı. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Gündem yine bir Oscar haberiyle devam ediyor. Altın Küre ödüllerinde en iyi yabancı film dalında aday olan ancak kazanamayan Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in filmi Mustang, Oscar ödülüne de aynı dalda aday oldu. Amerika'nın Sesinden Mehtap Çolak Yılmaz'ın Deniz Gamze Ergüven'le yaptığı söyleşiyi getiriyoruz ekranlarınıza. Türk bir yönetmen, Fransız-Türk ortak yapımı bir filmle, ilk uzun metrajlı filmiyle ortaya çıktı ve Fransa'yı Oscar'da temsil edecek film Mustang'e imza attınız. Şimdi Deniz Gamze Ergüven, o filmin yönetmeni karşımızda. Öncelikle tebrik ederiz. Pek çok uluslararası festivalde ödül aldı filminiz. Ve Fransa'yı Oscar'da temsil etmek bir Türk yönetmen olarak duygularınızı alabilir miyiz öncelikle? Çok teşekkürler. Birincisi Türk-Fransızım. Türk doğumluyum ve işte 6 aylıkken Fransa'ydım. Ondan sonra aile hikayelerim tamamen Türk ve bütün çocukluğum, hayatım Türkiye ve Fransa arasında geçti. İki ülkeye de çok şey borçluyum. Fransa'ya yönetmen eğitimimi borçluyum. Lafemistiye bir okulda okudum. Orada böyle 4 sene boyunca burada, yani Fransa'daki film endüstrisinin önünde ve partnerli bir şekilde yönetmenliği işte keşfettim. Ve işte daha evvel de, yani ilk kısa filmim Cannes Film Festivali'nde Fransa'yı temsil etmişti. Bu sefer işte film biter bitmez hem Fransa Kültür Bakanlığı, hem Unif France, hem CNC tamamen kucakladı ve bir şekilde filmin değerlerinin arkasında durmak istediler, filmin arkasında durmak istediler ve hiçbir zaman ne Mastergen arasında ne de Jacques Audiard'ın Tamil dilinde çektiği filmiyle ne de diğer Fransız filmlerle bir farklı tavır olmadı. Ve bu bir şekilde Fransa'nın böyle çok modern ve çok radikal bir şekilde Fransa'nın değişik yüzlerini temsil edebilecek ve böyle kucaklayabilecek bir güzel bir tavır
beni de bir şey çok gururlandırıyor tabii. Ve bunu özellikle bir mesuliyet olarak kabul ediyorum. O yüzden işte elimizden gelin en iyisini yapmakla uğraşıyoruz. Şimdi siz bu filmle ilgili Beyaz Perde'ye biraz erkek perspektifinden çıkarıp kadın perspektifiyle bakmak istediğinizi söylüyorsunuz ve Türkiye'de Karadeniz'de geçen bir hikaye anlatıyorsunuz filmde. Neden bu konuyu seçtiniz öncelikle? Nasıl bir mesaj vermek istediniz? Benim o dönemki en hassas olduğum konular ve kadın olmak nedir? Yani o konuya doğru yavaş yavaş başlıyordum ve yani sanat tarihinde, sinema tarihinde kadınların gözünden dünyayı çok az görüyoruz ve bir şekilde bu bütün toplumun görüş açısını oldukça daraltıyor. Bir perspektif kazanmak, bir kadınlarla empati yaratmak, bir bütün toplumun anlayabileceği şekilde bir kadının gözünden dünyaya bakmak nasıl bir şey, onu sahnelemek istedim. Deli misiniz, nesiniz siz? Bana ne kardeşim? Deyim, ne yapayım ben şimdi? Hayır, götüremem. Götüremem. Peki Türkiye'de aldığınız tepkiler nasıldı? Geçtiğimiz günlerde gösterime girdi Türkiye'de. Hem Türkiye'de aldığınız tepkileri hem de yurt dışındaki tepkileri biraz sormak istiyorum. Arada fark var mı? Evet, bayağı fark var. Film açıkçası Cannes'da, Saraybosna'da sıcak ve sevgi dolu tepkiler yaratıyor. Karakterler çok seveceğin olduğu için, yani hikaye çok duygusal bir tepki yarattığı için. Türkiye'de iki çok ekstrem tavır oldu. Bir tanesi Atilla Dorsay'dan Ayşe Arman'ın, yani bir güzel desteği, kelimeleriyle çok pozitif şeyler oldu. Ve öte yandan da çok saldırgan bir kritik oldu. Bunun muhtemelen birkaç nedeni var. Negatif tepkilerin arasında hep ötekileştirmeden başlayan, yani filmle ilgili herhangi bir kritiği olan şey, bu bizden değildir, bu Türk değildir falan, öyle bir yerden konuya girdi. Bana şey gibi geliyor, Türk sinemasında hem realizmle çok belirli bir mesafede bir hikaye anlatılışı var, bir de belirli bir yani narasyon şekli var. Ve Mustang bunlara çok yabancı, çünkü bu sefer benim görüş açım, benim dilim, yani benim tavrım ve yabancı şeyini kabul ediyorum ama sadece ilk film olduğu için ve tanışmadığımız için olduğunu düşünüyorum. Şimdi New York'tasınız. Brooklyn Film Festivali için mi geldiniz? Oraya davetli olduğunuzu biliyoruz. Hayır, Effie Fest'e gittik, Los Angeles'te. Amerika'da yine çok duygusal, çok yani çok pozitif tepkiler alıyoruz. Los Angeles'te seyirci ödülünü kazandık ve işte 20, yani bu cuma günü burada vizyona giriyor. Sonundaki tepkiler, kritiklerin tepkileri çok çok duygusal. Ve en önemlisi de belki de Fransa'yı temsilen Oscar adayı yabancı film dalında bu yıl çıkacak sahneye filminiz. Başarılar diliyoruz Deniz Gamze Ergüven. İlk uzun metrajlı filminizde bu kadar ödüle kavuşmuş olmanızdan dolayı ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Gündem burada sona eriyor. Haftaya yepyeni konularla yine bu ekranda buluşmayı umuyoruz. Mutlu bir hafta dileğiyle, hoşça kalın.